Bana yazdığınız gibi müthiş imkanlarla yaşanılan bir ülke değil Amerika. Bütün gün oturduğunuz ve sadece ayağınızın gaz ve fren pedalına basarken hareket ettiği 11 saatlik bir yolculuk hayal edin. 6 aya kalp krizinden ölmekten korkuyorum. Yemenize, içmenize ve günlük egzersizinize çok dikkat etmeniz gereken bir iş. Özür dilerim ama bir Malatya kayısısı değil. Ben ülkemde kendi mesleğimi bırakıp başka bir ülkede neden böyle bir iş yapma motivasyonuna sahibim? Ya da hayat beni neden böyle bir noktaya getirdi? Merhaba, ben Büşra. Sene 2022, ben şimdilik 27 yaşındayım. Uzun yıllardır ailemden ve sevdiklerimden uzakta, Amerika'dayım. Gurbet yalnızlığı bana nice ozanlar gibi türküler yazdırmadı. Ama bu YouTube kanalını açtırdı. Boyumdan büyük işlere kalkıştığım bu yolculukta, sizin de bir yerlerde benim gibi navigasyona girecek bir adresiniz bile yoksa ve yolunuzu kaybetmiş hissediyorsanız, sizleri yan koltuğuma davet ediyorum. Hazırsanız, rota yeniden oluşturuluyor. Merhaba, Büşra ben. Tanıyorsunuz zaten az çok ama hepiniz beni biraz kelebek ismimle hatırlıyorsunuz, öyle tanıdınız. Ben şimdi buraya Büşra olarak konuşmaya geldim sizle. Beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Artık kelebek uçuyor kendi kendine, kendi tırıyla. İlk buluşmamız için de Central Park'ı tercih ettim. Manhattan'dayız şu an. Çünkü burası benim için çok özel bir yer. Aynı zamanda zaten bu sıcakta da en güzel yeri New York'un. Ben buraya geldiğimde çok yalnız hissediyordum kendimi ve çok korkmuştum New York'a ilk adım attığım gün. Burada yaklaşık 2-3 saat oturup bu ülkenin benim için çok da korkutucu bir yer olmayacağına kendimi ikna etmiştim o gün. O yüzden sizinle ilk kelebeklikten Büşra'lığa geçerken burada buluşmak istedim. Gölge bir yer bulup oturup size neden burada olduğumu anlatacağım. Burada gittiğiniz her mekanda tip vermeniz gerekiyor. Çünkü burada verilen servisin değeri tamamıyla çalışana gitmeli mantığıyla. Aldığınız servisten sonra mutlaka %10-15'lik oranında, ki ben ortalama %10 veriyorum. Hesap çok kabarık değilse. Böyle bir tip eklemeniz gerekiyor. Mesela 20 dolarlık bir alışveriş yaptım. 2 dolar bir tip ekledim. Ortalama %10. Daha fazlası şu an için pek elimde. Yeah. Thank you very much. You have a great day, okay? Bye bye. Ben 2017 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, ana bilim dalından. 2017'de mezun olduktan sonra yaklaşık 2-2,5 yıllık bir çalışma hayatım oldu. Sonrasında Amerika'ya gelmeye karar verdim. O dönem bir kültürel değişim programı vardı, çalışma vizesiyle gelebildiğiniz. Work and Travel değil bu. Work and Travel'dan farklı olarak yaklaşık bir 2 yıl sürüyor bu program. O yüzden buradayken herhangi bir vize değişikliği yapma ihtimaliniz çok daha kolay oluyor. Süre ve para biriktirme rahatlığı sebebiyle. Ben buradayken sponsorlukla çalışma izni aldım ve çalışma izninden sonra da şu anda kendi yapmak istediklerime, hedeflerime beni götürecek en hızlı paranın tır şoförlüğü olduğuna karar kıldım ve şu an tır sürüyorum. Ben neden tır sürüyorum? Neden özgürlükler ülkesine gelip direksiyon sallıyorum yaklaşık 19-20 metre uzunluğunda bir araçla? Çünkü bana yazdığınız gibi müthiş imkanlarla yaşanılan bir ülke değil Amerika. Amerika'da sağlık, eğitim ve barınma inanılmaz pahalı ve karşılanabilir rakamlar değil bunlar bazı durumlarda. Bu yüzden bu mesleği tercih ettim. Bir noktada iş gücüyle orantılı, maaşı ve şartları diğer ülkelere göre daha güzel.
burası benim en sevdiğim yer New York'ta. Çünkü kocaman metropol bir şehrin ortasında böyle bir orman var ve çok büyük bir orman bu. Ve insanlar çok güzel koruyorlar burayı ve çok güzel eğleniyorlar bence. Ve yazın New York'un en çekilir yeri burası. Kışın da aynı şekilde bence. Bütün gün oturduğunuz ve sadece ayağınızın gaz ve fren pedalına basarken hareket ettiği 11 saatlik bir yolculuk hayal edin. Ve bunu benim uyumak için verdiğim aralar hariç ara vermeden yaptığımı düşünün. Bu yemenize, içmenize ve günlük egzersizinize çok dikkat etmeniz gereken bir iş. Yoksa 6 aya kalp krizinden ölmekten korkuyorum. Bu yüzden bugün sizinle market alışverişi yapacağız. Ben nasıl besleniyorum? Yanıma ne alıyorum? Bunların temizliğini nasıl yapıyorum? Nasıl saklıyorum bunları? Neler yiyorum? Ne içiyorum? Haliyle markete gideceğimiz için. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunları göstereceğim size. Market alışverişimi hangi kriterlere bakarak gerçekleştiriyorum? Yanıma neler alıyorum? Çünkü dediğim gibi çok önemli bunlar. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz çok önemli. Şu an hayatımda rutin bir egzersiz programım yok. Gönül isterdi ki olsun. Ama sizlerle beraber buna da başlayıp bunun da challenge'ını yapalım. Tır'ın buzdolabı çok küçük olduğu için olabildiğince küçük şeyler alacağımız bir alışveriş yapacağız. Her şeyin minyatürünü seçeceğiz. Meyve sebze alacağız. Bir de Tır'ı temizlememiz lazım. O yüzden temizlik malzemesi alacağız. Salata alalım. İlk birkaç gün çok rahat tüketebiliyorsunuz salatayı. Gönlüm el vermiyor. Biraz peynir alıyoruz. Bir gün herkes tırcı olacak ve vegan olacak. Çünkü vegan tırcı olmanız önemli. Hiçbir şeyin üzerinde plastik yok. Ha, bir dünyayı kurtarır mı? Kurtarmaz. Çok fazla zedelemeden ellemeye çalışıyorum ama ya çok sert ya çok yumuşak. Karşıda çok güzel ekmek yapan bir yer var. Ekmeği oradan alacağız. 27 gram şekeri görünce bunu yerine bakıyoruz. Sea salt, organic, maltodextrin. 6 gram protein, 4 gram fiber, 2,5 ala omega 3 var. Şimdi buraya %100 gübrelenebilir kağıt, tabak ve kase almaya geldik. Kağıt bile olsa üzerindeki bu desen bütün geri dönüştürülebilirliğini alıyor. Çünkü bunun için mutlaka boya kullanmak zorundalar. Ama bunun için değiller. Ben bunun anahtarı nereye koydum acaba? Şimdi buradan birlikte Kaliforniya'ya gidiyoruz. Başlarız kaldı.